PDF dokümanları taşınabilir dokümanlardır. Bu nedenle birden fazla farklı kişi arasında paylaşıldıklarında zaman zaman içlerine yorum eklemek beklenen bu yorumların karşılıklı olarak dönüştürülmesi ve değiştirilmesi söz konusu olabilir. Akrobat içerisinde oldukça kuvvetli bir yorumlama özelliği bulunmaktadır. Yorumlama özelliğini kullanabilmek için araç çubukları üzerinde sağ butona tıklayıp, Comment and Markup araç çubuğunu açıp, bu araç çubuğunu sürükleyerek yukarıdaki çalışmalarına yapıştırmalısınız. Bu alandaki her bir yorumlama aracının ayrı bir özelliği bulunmaktadır. Bu araçlar farklı alanlarda, farklı maksatlar için kullanılır. PDF dokümanlarına ekleyebileceğimiz ilk not Sticky Note yani yapışkan not. Bu gündelik olarak kullandığımız kağıt notlara çok benzeyen bir not. Bunu eklemek için Sticky Note seçeneğini seçtikten sonra notu eklemek istediğim alana bir kere tıklamam yeni bir yapışkan not oluşturmam için yeterli olacaktır. Notun içerisine eklemek istediğiniz notu yazarak herhangi bir boşluğa tıklayarak notun kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. Not özelliklerini notun sağ tarafında bulunan options bölümünden property seçeneğini seçerek düzeltebiliriz. Örneğin bu yapışkan notun görünümünün bir yorum görüntüsüne değil de bir daire görüntüsünde check mark çarpı soru işareti ve benzeri farklı görünümlerde olmasını sağlayabilirsiniz. General bölümünden bu yazan kişinin adının kim olduğunu ve konusunun ne olduğunu ayarlayabilirsiniz. Ve aynı şekilde bu notun daha önceden kimler tarafından ee, ön izlendiğini, görüntülendiğini ve review edildiğini görebilirsiniz. Az önce değiştirmiş olduğumuz özellikleri daha kolay müdahale edebilmek için araç çubuğu üzerinde sağ, durma, sağ butona tıklayarak Properties bar açıyoruz. Bu pencere sayesinde bunu da çalışmalarınıza yapıştırabilirsiniz. Seçmiş olduğunuz öğelerin özelliklerini kolaylıkla değiştirebileceğiniz kısa yol butonlarına ulaşabilirsiniz. Bir başka yorum ekleme aracı ise Call Out Tool'dur. Call Out Tool'a tıklayıp istediğiniz herhangi bir noktaya ...bir ek yorum ekleyebilirsiniz. Daha sonra bu yorum aracını... ...dilediğiniz gibi düzenleyerek... ...yerini değiştirerek ya da özelliklerini değiştirerek... ...güncelleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra çeşitli... E, ...çizim öğeleriyle de... ...yorumlarınızın içine bazı özellikler... ...ekleyebilirsiniz. Örneğin bulut çizim aracıyla... ...ben bir bulut çizip... bu bulutun içine çeşitli alanları dahil edip bu alanı görsel olarak yorum alanı olarak belirleyebilir ya da işaretleyebilirim. Benzer çizim araçlarıyla çeşitli alanları çizerek daha belirgin ya da daha önemli hale getirebilirsiniz. Yapmış olduğunuz bu çizimi klavyeden delete tuşuna basarak kolaylıkla silebilirsiniz. Bir başka yorum aracı ise aslında daha çok düzenlemeler yaparken bu düzenlemelerin takip edilmesini sağlayan tek edit aracıdır. Tek edit aracına tıkladığınızda tek edit aracını anlatan bir pencere karşınıza çıkacaktır. Yeni bir metin eklemek için tek edit aracıyla eklemek istediğiniz yere tıklamanız, silmek istediğiniz metin için metni silip klavyenizden backspace ya da delete tuşuna basmanız, bu metni değiştirmeniz değiştirmenizi istediğiniz zaman ise işaretleyip yeni metni yazmanız yeterli olacaktır. Örneğin ben ve yazısını işaretliyorum tek set aracı varken ve yerine end işareti koyuyorum. Böylelikle bununla ilgili not karşıma çıkmış oluyor. Aynı şekilde bu alan içerisinde bu iki kelime arasında mesela bir boşluk daha bırakmak istersem buraya bir boşluk koyup bunun da yine bir yorum olarak karşıma çıkmasını sağlayabilirim. Silmek istediğim herhangi bir metni işaretleyip Delete tuşuna bastığım zaman ise bu sefer bu tek set aracı bana bu metnin benim tarafımdan bir yorum olarak silindiğini gösteriyor. Yorum paneli içerisinde bir başka kullanabileceğimiz araç ise damga aracıdır. Damga aracı daha önceden hazır olan çeşitli damgalar içermektedir. Bunlar bir imza alanı belirlemek için kullandığımız e, damgalar olabilir. Dinamik içindeki tarihi ve zamanı değişebilen damgalar olabilir standart iş akışı damgaları olabilir. Ya da kendiniz kendinize özgü bir damgayı seçerek kolaylıkla oluşturabilirsiniz.